Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da, zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada CHZ Coin, Chiliz üzerine konuşacağız ve genel olarak Chiliz'in durum değerlendirmesini, ileriye yönelik potansiyel hareketlerini değerlendireceğiz diyebilirim. Bilinmesi gereken bir mesele vardır. Bakın, Chiliz benim piyasadaki en sevdiğim kripto paralardan e, kesinlikle bir tanesidir. Fakat hali hazırda üzerinde ciddi bir risk olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Şöyle, e, Matic işte e, Polygon vesaire gibi projelerdeki durumla aynı şekilde ilerlemekte. Birincisi CHZ coin eğer Binance tarafındaki dava kaybedilir ise yahut CZ gelecek olan yakın zamanda bu hafta içerisinde Gelecek olan yasa dahilinde bir menkul kıymet olarak sınıflandırılır ise ilerleyen süreçte bu arada e, yasa yani yasanın taslığı bu hafta gelecek çok büyük ihtimalle e, yasalaştırılmasına daha tabii ki aylar boyunca sürer beraberinde uygulanması derken bu 2024'ü bulur tamam mı? E, bu şartlar altında eğer ki e, CHZ koyun bir menkul kıymet olarak tanımlanır ise ya da farklı bir sebepten ötürü Binance davayı kaybederse CHZ Coin'in hali hazırdaki Amerikan borsaları dahil olmak üzere Binance'dan da delist edileceğini unutmamanız gerekiyor. Bak bu önemli. Çünkü yarın öbür gün bakın günler içinde büyük ihtimalle piyasada ciddi bir rally seyredeceğiz ve e bugün olanlar unutulup gidecek. Bu süreçte bakın ne dedik 2024'e kadar şu anda önü Açık gibi gözüküyor. Bu da CHZ coin'de ciddi fiyatlandırmalar yapılır anlamına geliyor. Yani sonuç CHZ'yi uzun vadede e, tutmamak lazım gelecektir. Fazlaca bir risk almadan. İkincisi panik satışı da yapmamak gerekecektir. Burada düzgün bir şekilde Bitcoin'in ilk ATH'ını bekleyerek Bitcoin'in ilk ATH'in içerisinde CHZ'de de karlı yüksek noktaları Beklemek daha mantıklı olacaktır kanaatinde. Yani panik satışı yapmamak lazım fakat uzun vadede de yayıp bir anda belki de 20x yapan bu coin'i ya da diğer coin'lerde tek bir menkul kıymet haberiyle gerçekleşmemiş kardan da satmamak lazım. Arasındaki dengeyi kurmak gerekiyor. Blockchain teknolojisi spor sektörüne nasıl katkı sağlayabilir? Blockchain teknolojisi dünyanın birçok yerinde benimsenmeyi sürdürürken onlarca sektörde bu teknolojiden yararlanmak için çalışmalarını hızlandırıyor. E, seçimlerde bile kullanılıyor biliyorsunuz. Spor sektöründe birçok kulüp ve sporcu blockchain teknolojileriyle ilgili girişimlere dahil olurken teknolojinin faydalı bir biçimde kullanılması da büyük önem taşıyor. Yazımızda diyor blockchain teknolojisinin sektöre sağlayabileceği potansiyel faydaları ele alacağız. Çok farklı noktalarda kullanıyor. Blockchain teknolojisi özellikle tabii ki finans alanına yarar. Yani finans alanı üzerinden karşımıza çıkar. Hatta geleneksel finans dediğimiz bankacılık, modern finans dediğimiz blockchain teknolojisini ifade eder. Ama bugün tabii ki Web3Defi dediğimiz yapay zeka, GameFi yani oyun ya da spor gibi pek çok yerle tabii ki birleşmiştir. Şeffaflık sağlanabilir. Spor kulüpleri transfer ve lisans çıkarma süreçlerini blockchain'i kullanarak şeffaf ve güvenli bir platforma kavuşabilir. Kulüpler arasında bu tip konular sıklıkla problem olmayı sürdürürken teknolojinin ana hale gelmesi birçok problemin önüne geç, geçilmesine yardımcı olabilir. Çok doğru. Bununla birlikte oyuncaklarının korunması da son derece önemlidir oyuncular yapılan sözleşme sebebiyle kulüpleri zaman zaman çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Sözleşmelerin şeffaf bir biçimde herkes tarafından görülebildiği bir ortamda bu tip sıkıntılar üstesinden gelinebilir. Aynen öyle. Blockchain ile yapılan sözleşmeler halka açık olacaktır ve e, kesin şekilde şeffaflık sağlayacaktır. Çok doğru ve çok ciddi bir noktaya değinmişler. Uzun vadede bunların benimsenmesi önce Çiliz'in işine gelecektir. Bilet satışı Spor sektöründeki en büyük problemlerden bir diğeri de bilet satış konusudur. Özellikle derbi maçlarının biletleri sıklıkla kara borsaya düşmekte ve ederinin çok üstünde fiyatlara satılmaktadır. Bu arada kara borsada da kripto ile satılıyor da hadi neyse. Birçok taraftar maçlara bilet bulamamaktan veya biletlere faiz fiyat çekilmesinden şikayetçidir. Biletlerin satışının blockchain üzerinden takip edilebilmesi hem şeffaflığı sağlayacağı gibi organizasyonlar hakkında ortaya çıkan dedikoduların da önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Aynen. Ki zaten bunlar için biliyorsunuz klasik muhabbet. E, şu an hemen hemen her spor kulübünün kendi şeyi var. E, kendi tokenı var. Bunda bu şekilde kullanıyorlar değil mi? Performans ve sağlık yönetimi. Oyuncuların antrenman performansları ve sağlık durumlarının kayıtları blockchain üzerinde güvenli bir şekilde tutulabilir veya takip edilebilir. Geçmişte kulüplerdeki kayıtların çalınması veya basına aktarılması gibi konular sıklıkla gündeme gelmişti. Blockchain teknolojisinin kullanılması verilerin güvenliğini sağlanması konusunda etkili olabilecek potansiyel barındırmaktadır. Tabii ki. Maddi getiri. Spor kulüpleri ve sporcular aktif biçimde kripto para sektöründe yer almaktadır. Birçok kulüp hali hazırda bir token'a sahiptir. Ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi futbol kulüpleri kendi token'larını piyasaya sürmüşlerdir. Evet. Bunun haricinde Barcelona, Atletico Madrid, PSG ve benzeri gibi Avrupa'nın sayılı kulüplerinden de kendi kripto paraları bulunmaktadır. Bu varlıklar kulüplere önemli bir maddi getiri sağlam açısından önemlidir. Doğru. E, sırf ondan kaynaklı olarak zaten e, alım yapılıyor. Mesela Galatasaray e, kendi token'ını çıkardı. E Tabii ki de e, taraftar ne yapıyor? Bu token'ı satın alıyor. Diyor ki e kulübe yararım olur. Şeyi de bunun üzerinden yaparım alışverişi tarzında. Ek olarak kulüpler NFT koleksiyonları yoluyla da taraftarlarıyla etkileşime geçmektedir. Benzer biçimde birçok ünlü sporcu da NFT sektörüne dahil olarak hem maddi getiri elde etmiş hem de hayranlarıyla kucaklaşma imkanı bulmuştur. Doğru. Miami Heat'in yaşadığı kriz. Ha FTX meselesi mi bakayım? E, e aynen FTX meselesi. Blockchain teknolojisini kullanmanın veya kripto para sektörüyle ilişki kurmanın oldukça faydalı yanları bulunsa da bazı problemlere neden olduğu da aşikardır. Miami Heat'in kripto para borsası FTX ile kurmuş olduğu ortaklık kulübün eleştiri oklarının hedefi olmasına neden olmuştur. Doğru. E, FTX'ten sonra bu arada Shiba Miami Heat ile ortaklık kurmaya çalışmıştır. Henüz bir sonuç alınamamıştır. Onu da belirtmek lazım. Şöyle geçeyim bu arada. Miami Heat'in aynasının ismi yapılan anlaşma gereği FTX Arena olarak değiştirilmiş kulüp bu anlaşmadan önemli bir miktarda gelir elde etmiştir. Ancak FTX'in Kasım ayında yaşadığı devasa çöküş kulübün itibarını zedelenmesine neden olmuştur. Bakalım Şiba e, olabilir. Hala belli değil. Benzer problemleri F1 takımı Mercedes'te yaşamıştır. Takım yapılan anlaşma gereğince araçlarında FTX logosu bulunduruyordu. Ancak yaşanan olayların ardından F1 takımı anlaşmayı tek taraflı olarak fesh ettiğini açıkladı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.